Ders sanat de vardı ama kızlı erkek yurt süreciyle biliyorsun başbakan başladı. O proje uzun zamandır başbakanın etrafı yani iş adamları içerisinde tartışılan, görüşülen, değişik vakıflar kurularak bu vakıflar çerçevesinde büyük bir pasta var. Yurtlarla bu pastayı elimize geçirelim. Bu pasta farklı şeylere, cemaatlerin şeyine girmesin. Kontrolüne girmesin. Öyle bir çalışma da var şimdi, devam ediyor. Dershane konusunda başbakan çok güzel bir proje uygulamaya soktu. Süper bir proje. Şimdi sen de bana ters bakıyorsun. Ya yok, sonra ben merak ettim bu projeyi. Şimdi biliyorsunuz 3 Kasım 2002'de iktidara gelen iktidar, iktidara gelirken cemaat büyük destek verdi ona. Açık destek verdi. Cemaat ilk defa siyaseten bir partiye açık destek verdi. Ve o süreç içerisinde gelişen olaylar bakımından. Şimdi diyet istiyor. İşte bir takım olaylarda Ergenekon, Balyoz, Şike ve diğer olaylarda cemaat tüm söylemcileri bir polis, bir savcı, bir hakim konumunda gece gündüz 24 saat döne döne mücadele ettiler. Öyle değil mi? Evet. Otomatik olarak cemaat siyasallaştığı için, hizmet o şeyinden çıktığı için ve Amerika'da o Fethullah Gülen Amerika'da oluşu insanların kafasında çok büyük kuşkular yarattı. Ve o süreç içerisinde sürekli bir takım kurumların ölmüş bir takım şeylerle, işte Balyoz, Ergenekon'a değişik şeylerle yıpratılması Türk milletini rahatsız etti. Aslında siyasi iktidar sahipleri kamudaki bir takım illegaliteler varsa, farklı bir yapılar varsa, hukuksuzluk varsa, örgütlü bir hukuksuzluk varsa, varsa mı? Onu bu kadar siyasi ranta ve kurumlar yıpratacak bir şekilde bu zeminlere taşımadan çözebilirlerdi. Çok süratli bir şekilde. Onları emekliye sevk edebilir. Onları hakkında hemen mahkemeleri kurar, yargılattırır. Bu kadar uzaktırmaz. Ve bir cemaatin oyuncu haline getirtirmez. Fethullah niye gelmedi Türkiye'ye? Türk milletinden büyük rahatsızlık içerisinde. Burada başbakan sürekli oy kaybettiğinin farkında, bu oy kaybını geri kazanmak mecburiyetinde. Yani yapılan hukuksuzlukları cemaate ihale etti Sayın Başbakan. Edildi zaten. Ve İki muhalefet partisi de cemaate karşı çıkarken bu operasyonlardan dolayı şimdi cemaatin sahibi gibi ortaya çıktılar. Zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntı muhalefet partilerini hiçbir şey araştırmadan başbakana laf yetiştirmek için hemen ortaya çıkmalar. Dershane olayı değil mi yani diyorsun? Muhalefetin amacı. Dershane olayında rant var, eleman kazanma var, her hal gelecek var. Gücü kendisinin kontrol etme arzusu var, yabancı servisler var, varoğlu var, onlara girmiyorum. Çok çabuk kısa kes şey yap dediğim için söylüyorum. Şimdi siz başbakan demedi mi kendisi? İstihbarat savaşı yaşıyoruz. Genelkurmay başkanı bıraktıramıyor. Yani kendisi 10 yıl beraber çalışan Genelkurmay başkanı bıraktıramıyor. Öyle değil mi? Fethullah Gülen'de ne diyor? Elimde yetki olsa hepsini bırakırım diyor değil mi? Hı hı. Kimse inanabilir mi? İnanamaz. Başbakan bütün bunlardan büyük şimdi geri dönecek ve bu rant almak mecburiyetinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de yine AKP'li bir siyasi yetkili dedi ki biz cemaatlerin şeyini ölçtürdük, sürekli araştırma yapılıyor, evet. Ölçtürdük, bunların fazla bir oy katkısı yok diyor. %1-2 diyorlar. 1-2 diyor. Ama bize gelecek yüksek derecede katkı var diyor. Bizden götürecek %1-2 bizi katkı var diyor. Niye? Çünkü cemaatin yanında gözüken, başbakanın da yanından ayrılamayan bir sürü iş adamı var. Çok zenginleşen, 10 yılda Karun gibi zenginleşen bir sürü iş adamları var. Bunlar bir yüksek teknolojik İslam yaratılacak bir altyapı yapmadılar. Hep kuleler diktiler. Yani yerin altına, yerin üstüne çıkabildikleri kadar çıktılar. İstanbul'u ve değişik illeri katlettiler. Yaşanmaz yere dönüştürdüler. Ve bütün bu milletin sermayesini betona gömdüler. Her yere köprülü kavşak yaptılar. Ve Türkiye'deki süreçte mali ve ekonomik anlamda büyük risklerle ve krizlerle karşı karşıya kalacak. O da işin başka bir boyutu. Şimdi burada Doğu ve Güneydoğu'da eleman kazanmak bakımından cemaatin okul odaları, okuma odaları var. PKK'nın yani PKK'lı belediyelerin, BDP'nin evde okuma odaları var. Hüdapar'ın okuma odaları var. Devletin de eğitim merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde var ama devletin bir ideolojik kimliği yok. Bunların hepsinin ideolojik kimliği var. Buradaki en büyük tehlike şu. Biat kültürüyle insan yetiştiriyor.
Eğitim sistemimizde de zaten yüklene yüklene üretime yönelik bir beyin yetiştirmiyor. Bireysel hareket edebilecek zihinsel bir güç yetiştirmiyor. Fiziki anlamda da spor açısından baktığınızda spor teşkilatı Türk gençliğini katletmek üzere sanki kurulmuş bir teşkilat. Aynen öyle. Yani yapısı itibariyle baktığınızda tamamen siyasi hakimiyet altında, sporla uzaktan yakından ilgisi olmayan, tamamen orada gözükmek için ortaya çıkmış, insanların oluşan bir teşkilata dönüşmüş vaziyette. Ve Türk gençliği sürekli kaybediyor. Türk gençliği mağdur oluyor ve katlediyoruz gençlerimizi. Onların fiziki anlamda da gelişmesi... Anaları babaları düşünsün bize ne? Geliştirecek bir altyapımız diyor. Bütün bunlara bakıldığında eğitim sistemimizde bireysel anlamda beşeri sermayemizi hem medeni sermayemizi geliştirmek bakımından hem ekonomik ve mali sermayemizi geliştirmek bakımından bir eğitim sistemimiz yok. Ve cemaatlerin kucağına atmış vaziyetteyiz. Hem cemaatlerin kucağına hem de ideolojik yapılara atmış vaziyetteyiz. Bütün Türk gençliği. Bir zamanlar Fethullah Hoca'yı çok övüyordun, seviyordun. Ne oldu? Kürt vatandaşı, şu vatandaşı falan demiyorum. Zaten Türkiye'de Kürt sorunu da yok. Kürtçülük bir çıkar aracına dönüşmüş. Yani bir menfaate dönüşmüş. Bugün Kürt vatandaşların çoğu fakir ve yoksul. Hiç kimsenin lisanına asla karışmıyor. Burada bir oyun var. Ama bu Kürtçülerin hepsi zengin. Doğru. Kürt vatandaşların hem diğer herkesin bozması. Ayda 20 bin lira maaşlı vekilleri var. Geçelim artık son bölümde. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme ilişkin değerlendirmeleri değerli izleyicilerimize hatırlatalım. Ardından da bu mesele, yani PKK ile yürütülen müzakereler mi demek doğrudur? İmralı süreci mi yoksa gerçekten bu barış süreci mi? Sayın Tantan bu konuda çok önemli bizim için görüşleriniz. Değerli izleyiciler, Başbakan Erdoğan'la Barzani'nin Diyarbakır'daki buluşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminden düşünüyor. Bölücülüğün... Düdüklü tencere o da, boş ver ya. Bahçeli, yeni bir millet kıra döke, bağıra çağıra doğmaktadır diyor. MHP lideri Kongo'da pigme bulmakla, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderililere su götürmekle övünen Başbakan, Türk vatanını peşmergeye adeta ikram etmiş, siyasi ve etnik temelli liderlere kucak açmıştır diye konuştu. O zaman mecliste niye her şeye evet diyorsunuz dıngıl? Dalga mı geçiyorsunuz lan milletle? Düdüklü tencereler. Akademisyenler kurultayının açılışında konuştu. Akademisyenlere küçültücü ve düşündürücü anlar yaşıyoruz diye seslendi. Zamanın Türk milli kimliğinin aleyhine işlediğini söyledi. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünün. Camdan okumamışsın. Oradan buradan silinmesini bugün dert etmemiz bir yana, yarınlarda Türk olmanın yasaklanacağı ve suçlanacağı karanlık dönemlere de şahitlik edilmesi, ihanetin bu dozda gitmesi halinde sürpriz olmayacak. Yetmez ama evet. Yarın ihtiyaç olduğunda vatanı savunacak Türk aransa da bulunamayacak. Senden iyisini bulamayız. Öyle tazyik ve tertiplerle doludur ki, Türkiye içinde ve Türk milletinden yeni bir millet kıra döke, bağıra çağıra doğmaktadır. Daha adamı küfür ettireceksin şimdi. Get oradan be. Türkmenler açısından sorun. Dalga mı geçiyorsun milletle? MHP lideri Erdoğan Türk milletini peşmergeye peşkeş çekti diyerek. Sen de AKP'ye peşkeş çektin bizi. 1000 yılın hukuku sırf PKK istedi diye, sırf AKP, BDP ve Barzani buyurdu mazeretiyle nasıl bozulacaktır? Onlar değil, Amerika buyuruyor. Nevruz'da İmralı Canisi'nin mesajını Diyarbakır'da okutan ve sözde liderliğini meydanlarda onaylatan bu zihniyet şimdi de Türkmen katillerini Diyarbakır'da yere göğe sığdıramamıştır. Diyarbakır'da gülenler, barış mesajı verenler, kardeş ve dost diyerek taltif edilenler, Kerkük'ü, Tusurmatu'yu, Telafer'i her gün kana buluyanlardır. Başbakanın elbisesinden konfetileri temizlediği kişi Türkmenleri etnik temizliğe tabi tutmaktadır. Kongo'da pigme bulmakla, sen de onların yalaklığını yapmaktasındır. Türklere su götürmekle övünen başbakan, Türk vatanını peşmergeye burada boş konuşuyorsun, boş. Siyasi ve etnik temelli iddialarına kucak açmıştır. Sözü İmralı sürecine getiren Bahçeli, yaşanacak gerilim ortamı içinde uyarı yaptı. Bu defa hedef büyük milletimizin bizzatihi varlığıdır. Üniter yapımızla uğraşılmasının senin gerçeği... Senin varlığın varken tabi de olur. Demokratik açılım, sözde çözüm ve barış süreci, yeni Türkiye ezberleri,
ihanetin kutsanması, milli değerlere saldırı aşina olduğumuz bir gayeye yöneliktir. Ecevit'i seçime zorlamak için istifa etmiştin. Şimdi de etsene. Bölünmez bütünlüğünü yıkmak ve yok etmektir. Yeni gerilim ve tahrik kanalları açılacak ve Türkiye bu badireden böyle giderse sağ salim çıkamayacak. İstifa et efendi, istifa. Türkiye Cumhuriyeti bölücülüğün ağına düşürülmüş, her yanından zincirlenmiştir. Bahçeli daha sonra Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Kemer'de halka hitap etti. Bol bol palavra. Sayın Tantan, istifa etsene, size gelen sorularla giriş yapalım dilerseniz. Bir izleyicimiz Cüneyt Kamışoğlu demiş ki, Sayın Tantan, size katılmamak mümkün değil program başındaki sözlerinize. Annem Çerkez, babam Gürcü, ben ne mutlu Türk'üm diyorum. Bu vatanın ve Cumhuriyet'in sahibiyim, saygılarımla demiş. Helal olsun. Ama bir diğer izleyicimiz Diyarbakır'dan Naif Bey demiş ki, Sayın Tantan, ben Kürdüm. Bu dili bana Allah vermiş, ırkçılık laflarıyla bir yere varamazsınız demiş. Bir tweet daha okuyalım. Lokman Eren attığı tweette, Sayın Tantan demiş, ölümlerin durmasından, kanın akmasından, Türkiye'nin birlik olmasından neden rahatsızsınız? Ona gireceğim. Sayın Bahçeli'yi dinledim. Çok güzel konuşuyor ama meclisi eylem bakımından bakıldığında keşke bir eylemde bulunsa. Yani eylem derken böyle kırdılı döktülü değil. Yandaşlık abi. Özellikle meclis iradesini kullanması bakımından olursa bu PKK Türkiye'yi asla bölemez. Yani hiç öyle şeye falan girmesine gerek yok. Bu ülkesinin milletini, vatanını seven insanları partisine açsın kapılarını. Kendini kapatmasın. Milleti kucaklasın, milletle iç içe olsun. Bir siyasetçi olarak ona büyük görev düşmekte. Ama o kendi içine kapanmış gibi gözüküyor. O da görevini yapıyor. Baktığınız zaman siyaseten. Yani o öyle açılırsa... Subap görevi yapıyor, subap. Bölmeye, parçalamaya çalışan insanlar sokakta böyle fütursuzca gezemez. Bunu da bir parantez olarak çizmek istiyorum. Aslında Yurt Partisi'ni kurma nedenlerimizden biri, Türkiye'de siyasetin tutsaklığı, kendisi de az önce söyledi, zincire vurulmuş dedi. Evet, tutsaklığı ortadan kaldırmanız lazım. Siyaset tutsak, biz de biliyoruz. Siyasetin tutsak kalınması, insanların bir araya gelememesinin sebeplerinden... Amerika'dan atanırsan öyle olur. Kirli ve kimliksiz siyasetin, farklı güçlere tabi siyasetin, halkın önünü kapatmasından kaynaklanıyor. Bunu aslında bir saat konuşmamız lazım ama şimdi vaktimiz çok da. Çok az kaldı. Şimdi, onun hakkında silah var. Bizi dinleyen işte niye kanın akmasından rahatsız. Sayın Lokman Eren'in attığı tweet. 3 Kasım 2002'de kan durmuştu. PKK dağılmak üzereydi. Şehit yoktu. Bugün 2013 masaya oturmuş bir Türkiye var. 80 milyar dolarlık bir servete ulaşmış bir organize suç örgütü ve PKK var. Kandil'de Pentagon tipi bir yapılanma içerisinde orada yine eğitim alan, eğitim veren, kendini geliştiren bir örgüt var. 80 milyar dolar. İleride kullanılmak üzere. Orta Doğu'da, Hazar Havzası'nda. Fethullah sermayesi gibi. El-Kaide gibi kullanılmak üzere Batı servislerinin kullanımındaki bir örgüt var. Gerektiği zaman Rus istihbaratı da her zaman en büyük destekçilerinden biri. O bilinen gerçekler. Bir de Türkiye'de, Gabar'da, Cudi'de falan değişik yerlerde artık bir askeri kışla gibi sıcak yemek yiyen, orada şey yapan, belediyeler vasıtasıyla alan hakimiyetini genişleten, hatta Nusaybin'de jandarma ekibi geçerken onu ateş eden, benim bölgemden geçemezsin diye böyle de bir yapı var. Biz Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen, asla Kürt vatandaşını temsil etmeyen, Kürt kimliğini kullanan bir yapıya karşıyız. Çünkü bu yapı sadece Türkiye'yi bölmek için değil, Orta Doğu coğrafyasında bütün oradaki yaşayan halkları birbirine kırdırmak üzere önümüzdeki süreçte İsrail'e sokulacak. Şimdi de girmiş vaziyette zaten. İşte Suriye'deki şeyini görüyoruz. Allah'ın iradesiyle, yani Allah'ın iradesine biz karşı değiliz. Hepimiz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'ın insanımla verdiği yetki, iradeni özgürce kullan ve bana nitelikli bir şekilde gel. Yani böyle çoban gibi gelme, cahil gelme, yetişerek gel. Yetişerek gelirken de ülkene, doğaya, her tarafa hizmet ederek gel. Hizmetin bana geldiği takdirde benim nazarımda en iyi kullarımdan birisin mesajı var. Şimdi burada sen hangi lisanı kullanacaksın falan kimse buna karşı değil. Ama bütün modern devletlerde eğitim öğretim dili tektir.
bunun hem Birleşmiş Milletler kabileyiz ya. Şey bakımından baktığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bütün kabile dünyaya hakim olmak üzere. Sen ne diyorsun ya? Görüyorsunuz. Ama Türkiye'de hala mevzuat Türkçe isimlerin yazılmasına yasak getirmiş olmasına rağmen başta Cumhurbaşkanı ve iktidar sahipleri sürekli yasa ihlali yapıyorlar. Şimdi Peygamber'e de yasak gelmişti ama dinlemedi. İnsanları sorgulayıp tutuklattırıyorlar. Kendileri de sürekli suç işliyorlar. Bu da için başka boyut. Ben İmralı sürecine geldiniz. Burada İmralı sürecine Oslo'ya başbakan mecburen oturdu. Oturtuldu. Ve bir orada operasyon... Nereye oturtuldu? Ya bilinçli oturdu ya bir operasyona geldi. İki şıktan biri. Çünkü bugünkü yapıda başbakanın çok yalnız olduğunu görüyorsunuz. Aynen öyle. Başbakan bir... Eline ne verilirse onu okuyor. Her şeyi görüyor, biliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Siyahatinin daha önceki seyahatlerle mukayese edilemeyecek kadar çok verimsiz geçtiğini ve çok sağlıksız geçtiğini oradaki fotoğraftan görüyorsunuz. Bir destek ziyareti, destek isteme ziyareti gibi mi değerlendiriyorsunuz? Destek şey değil, yani çok, yani ilk ziyaretlerinden çok farklı bir ziyaret gibi algılandığını ve bu coğrafyada kendi hakimiyeti yok ya. Yalnızlaştırıldığını görüyorsunuz. Özellikle Suriye politikası güçsüz, hakimiyetsiz. Türkiye açısından çok büyük riskler ve tehlikelere karşı karşıya. Başbakan ve etrafındaki danışman heyetinin, yani yerli danışman heyetinin Yeni Zemin grubundan oluşuyor. Hepsi Kürt İslam Devleti kurmak üzere 1900'lü yıllarda Fatih'te kurulan vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü gibi, gazete ve dergi gibi yerlerde entelektüel kimliğe ulaşmış insanlar. Ama başbakanı iktidara taşırken getiren yabancı düşünce kuruluşlarının da başbakan üzerinde büyük etkisinin olduğunu da özellikle Kuzey Afrika'dan başlayan ve Orta Doğu coğrafyasına giderek yaygınlaşan ve İsrail'e geniş hakimiyet alanı açan, o ülkeleri kendi iç dinamiğinde birbirine düşüren bir şeyde de bilerek veya bilmeyerek rol aldığını, rol almış gibi bir his ve algı yarattığını da görüyorsunuz. Özellikle adrese teslim bile bile Mavi Marmara olayının, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Davutoğlu'nun telkinleriyle oraya gönderilmesi ve İngiliz istihbaratının milletvekili, çünkü İngiliz istihbaratının haberi olmadan milletvekili bu olayın başında George Galevi gidemez oraya. Aynı George Galevi Beyrut'ta da geçtiğimiz günlerde orada bir konferansa katıldı ve orada rol aldı. Yani tabii ki İngiliz istihbaratının özellikle Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından bugüne kadar ki Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin oluşumundan tutun da siyasi yapıdan oluşumuna kadar hepsini araştırmak gerekiyor. Niye? Eğer kraliçe Dolmabahçe Sarayı'nın önünde Türkiye Büyük Millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanına, cumhurbaşkanına savaş gemisinde orada bir madalya takıyorsa orada büyük soru işaretlerinin olması gerekir. Biliyorsun sonra Cumhurbaşkanı'na gitti. İsterse taktı orada. Ağırlandı biliyorsun o şeyde. Bütün bunların iyi düşünülmesi gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Sayın Nurhan Kızılyar, Sayın Başbakan Lazistan, Kürdistan, Osmanlı'da vardı derken kendisinin 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğunu farkında değil herhalde demiş. Ben Çerkez'in Türklüğün başımın tacı demiş. Mesaj devam ediyor. Sayın Başbakan Atatürk'le bölücüyüm dedi grup toplantısında. Yani ilk meclis tutanaklarında benzer ifadeler vardı. Benim söylediğime benzer ifadeler vardı dedi. Benzer miydi gerçekten ifadeler? Alakası yok. Yani milli mücadelede biz Ocak başlarında büyüklerimizden milli mücadeledeki şeyi dinledik. Öyle yetişti. Zaten bugün tutanaklarında Kürt mürt var ama öyle değil. Asla bundan vazgeçmemizin sebeplerinden birisi büyüklerimizin bizim isyanlarla ilgili tutanaklar var. 3 katlı evimiz vardı, 12 odalı falan şeydi. Dedemizden kalma. O ocak başındaki büyüklerimizin savaşlardaki şeylerinden büyüyerek o hırsla büyüdük. Yani o bir kimlik bizi komedyen sahip ya. Yücelttiği için. Hiç böyle bir şey yok. Yani dedem onun başını okurken ağlayarak okurmuş. Niye? Büyük zorluk 14 sene Yemen'den Trablusgarp'ın Yunanistan'a kadar savaşarak ömrü geçmiş. Yani bütün bu milletin çocuklarının büyükleri hep böyle gelmiş. Şimdi siz öyle bu milletin çocuğu büyüğü değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğuyor
ve bu devlet de halkın iradesine teslim ediliyor. Sen burada Atatürk ve arkadaşları asla eleştiremezsin. Bu çok büyük çirkinlik. Tabii Atatürk'ü bu şekilde dönüştüren bir yapı var. Atatürk'ü kullanan ve Atatürk'ün felsefesini... Hilafet getirecekler. Sen ne diyorsun? Atatürk istiyor. Dinden uzaklaşmış ve onu betonlaştıran bir yapı da var. Hem dini söylem açısından hem de laiklik açısından. Bunlar da Türkiye'yi ayrıştırmış zaten. Biz onlara tamamen karşıyız. Yani baktığınız zaman gerek 1940'lı yıllardaki Kürtçülük faaliyetleri bakımından kurulan örgütsel yapılar, 1960'lı yıllarda sağ sol dün eksenli ayrışmadaki kurulan yapılar bakımından Türkiye bunları öngöremediği için, göremediği için, istihbarat altyapısını geliştiremediği için birbirini kırdıra kırdıra bugünlere geldi. Aytunç Altındal ölmese gizli belgeleri çıkaracaktı, Türkiye, yaratacaktı. NATO'da Avrupa Güvenlik Mimarlığı'na giremiyor. NATO ülkesi Kandil'e gidip oraya el koyamıyor. Girebiliyor mu? Giremiyor. Peki 2006 yılında Marshall Vakfı Başkanı, Alman Başkanı ve Holbrooke öldü. Pakistan'da, Afganistan'dan sorumlu Dayton Anlaşması'nın şeyi. Diyor ki Türkiye şeye girebilir, Kuzey Irak'a. Biz NATO olarak oraya şey yapalım, girelim diyor. Özal'a o teklif geldi. Başbakan NATO'yu da oraya davet etti biliyorsun, unutmayın. Şimdi başbakanın söylemlerine bakarak asla şey yapmasın. Başbakan şu anda yalnız. Başbakan büyük tehlikeyle karşı karşıya. Gidişat nedir efendim? Son olarak çok birkaç dakika kaldı. Bir sorun daha var size sormam gereken. Gidişat bu milletin ülkeye sahip çıkması gerekiyor. Gidişat, savaş suçluları mahkemesinde yani yargılanacak. Gidişat Türkiye, o. Türkiye, Pakistan'da nasıl Pakistan'ın yetiştirdiği örgütlerle şimdi savaşıyor. Gelecekte Türkiye uluslararası alanında kullanmaması için bir devlet terbiyesini almış birisi olarak söylemek istemiyorum. Öyle büyük hislerle karşı karşıya. Yani Türkiye özellikle Bahçeli bağırıp çağıracağına, Sayın Kılıçdaroğlu bağırıp çağıracağına birlikte bu sorunu başbakanını da davet ederek bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bu noktada işte son büyük gizlilik içerisinde çözmesi gerekiyor. Bugün siyasette 30 tane parti yan yana gelse halk olmadığı sürece bir şey olmaz. Bugün halk ortaya çıkıp namuslu düzgün insanları yerel yönetimlere taşımazsa ondan kurtulayım, bu hırsıza vereyim dediği zaman yine kaybeder. Tayyip'in yarattığı bugün teröristlerle uğraşacağız. Bugün insanların siyasete sahip çıkması gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. Sizin bir birleşme, bir ortak hareket etme bu manada çok sayıda soru geldi. Ben diyorum ki 30 tane parti yan yana gelse, yok zaten parti. Yani parlamentoda temsil kabiliyeti olan dışarıda hiçbir parti yok. Yurt Partisi de var ama halk nezdinde halka kendisini tanımadığı için mali imkanları olmadığı için sokakta gezip halka kendisini anlatamıyor. Halka anlatmaya kalksa da gerçek bilgiyi anlatsa da halk yalan alıştığı için böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Yani öyle de şey var. Bir de özellikle iktidarın 12 yılda uyguladığı yolsuzluk ekonomisi, kara para ekonomisi, kayıp kişi ekonomisi, kaçakçılık, kumar ve fuhuş ekonomisi, terör ekonomisi her zeminde kabul gördüğü için insanlar bu zeminini kaybetmek istemiyorlar. Yani böyle de bir algı var işin acı tarafı. Ama ülkede elimizden altından gidecek ama sahibi biziz. Bir başkası değil. Bu ülkenin sahipleri biziz, siyasetçi değil. Kimliksiz siyasetçi değil. Herkes aklını başına toplasın. Ben de bizi izleyen vatandaşlarımız diyorum ki Yurt Partisi var. Buyurun Yurt Partisi'ni birleşelim. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Bahçeli'ye de diyorum ki kapılarınızı halka açın. Namussuz. Sana da oy verdik ama yüzde kaçta kaldı? Açmayın. Ülkeye sahiplenecek insanları açın. Vatanperver insanları açın. Türkiye böyle bir süreçten geçiyor. Bir ülkeden başbakan alt kimlik üst kimlik diye kendi tarihini bile sorgulattırırsa, kendi kız ve erkek evlatlarını yurtlarda fuhuş yapıyor, evlerde fuhuş yapıyor diye uluslararası alanda alçaltırsa siz durabilir misiniz? Böyle bir şeye kabul edebilir misiniz? Sayın Tanrı'ya çok teşekkür ederiz efendim. Bize vaktinizi ayırdığınız çok doğru tespit. Bilgileri Kanal B izleyicileriyle paylaştığınız için. Sayın seyirciler.